Adım Danny Forrester ve işte dev yapılar başlıyor. Ben mimarım ve yıllardan beri dünyayı dolaşarak inanılmaz mimari örnekleri incelemeye çalışıyorum. Bugün de Avrupa'nın en büyük toprak kazanma projesinin perde arkasını size anlatmaya çalışacağım. Hollanda'nın batı ucundaki bu yer Rotterdam Limanı. Burası şu anda batı yarımkürenin en işlek limanı durumunda. Ve yük kapasitesini 3 katına çıkaracak 4 yıllık önemli bir projenin de merkezi. Gemi taşımacılığı Hollanda'da çok eskilere dayanıyor değil mi? Evet öyle. Limanın daha da büyümesiyle tekrar Avrupa'nın en büyük limanı olacağı kesin. Bu müthiş proje kapsamında Kuzey Denizi'nin tam ortasında 7 milyon 700 bin metrekarelik yeni bir arazi yapmaya çalışıyorlar. Burada konuşurken gözlerimin önünde yeni bir kara kitlesi oluşturduğunuzu görebiliyorum. Evet. Bu Avrupa tarihinin en büyük toprak kazanma projesi. Evet işte başlıyor. Bu alanın üzerine dünyanın en derin rıhtımlarından birini inşa ediyorlar. Yani 14 katlık inşaat demirini resmen yerin içine yerleştiriyorsun. Bu arada da dünyanın en büyük gemileri Rotterdam'ın hemen kıyısında sıra bekliyor. Bu inanılmaz büyüklükte bir şey. Ve limanın kapasitesini zorluyor. Aha, aman tanrım. Hey arkaya dikkat et, arkaya dikkat et. Dev yapılar. Hollanda'dayım. Bu güzel ülke Avrupa'nın giriş kapısı sayılıyor. Kuzey Denizi'nin kıyısında yer alan Hollanda, 400 yılı aşkın süredir gemi taşımacılığında önemli bir yere sahip. Bu faaliyetlerin en yoğun olduğu yer de Rotterdam Limanı. Bundan 150 yıl önce Rotterdam Limanı dünyanın en büyük limanı durumundaydı. Günümüzde yarım milyardan fazla Avrupalı yılın hemen her günü mal ve erzak konusunda bu kente güveniyor. Ama artık dünya değişti. Dünya nüfusu artınca yük miktarı da arttı. Son 20 yıl içinde limanın trafiği 3 katına çıktı. Üstelik artan yalnızca kargo miktarı da değil. Günümüzde büyük kargo gemilerinin uzunluğu 400 metreye kadar ulaşıyor. Sorun şu, Rotterdam Limanı'nın büyüklüğü hala aynı. Milyarlarca dolar değerindeki malların beklemesine engel olmak için Rotterdam, Avrupa tarihinin en büyük toprak kazanma projesini başlatmış durumda. Kıyıdaki limanı 2 katına çıkarmak için 13 kilometre uzunluğunda yeni doklar, dünyanın en büyük gemilerine yetecek büyüklükte bir havuz ve her yıl sayısı 14 milyon artan konteynerler için 7 milyon 700 bin metrekarelik bir alan yapıyorlar. Bu ülke tarihinin en büyük inşaat projelerinden biri. Evet. Neden böyle bir büyümeye gerek duyuldu? Bakın, Rotterdam yıllardan beri Avrupa'nın en büyük limanı oldu. Günümüzde de bu kentin en büyük liman olması hem onlar için hem de ülkemiz için çok önemli. Gemi taşımacılığı ve bu limanın Hollanda tarihindeki yeri de büyük. Evet, öyle. Ekonominin önemli bir öğesi. Avrupa'daki büyük limanlarla ciddi bir rekabet içinde. Ama limanın daha da büyümesiyle tekrar Avrupa'nın en büyük limanı olacağımız kesin. Avrupa'ya kargo getirmek isteyen 500 milyon kişi bu iş için Rotterdam Limanı'na güveniyor. Ama limanın büyümesi ve ihtiyacı karşılaması için aşılması gereken önemli bir engel var. Rotterdam'da inşaat yapılacak bir kıyı arsası bulunmuyor. Bu yüzden inşaat aşamasına geçmeden mühendislerin Avrupa tarihinin en büyük toprak kazanma projesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Hollanda'nın %20'si deniz seviyesinin altında. Böyle ilginç bir coğrafyada yıllardır yaşayan Hollandalılar, suyla baş etme ve yeni topraklar oluşturma konusunda artık uzman olmuşlar. Bu yüzden tarihin en büyük liman büyütme projelerinden birini hayata geçirmek istemeleri ve 7 milyon 700 bin metrekarelik bir yer yapmaları çok mantıklı. Ekipler projede 500 milyon ton kumu Kuzey Denizi'nin tabanından alıyor ve mevcut limanın ucuna taşıyor. Böylece 5 kilometre uzunluğunda, 4 kilometre genişliğinde bir kara kitlesi oluşuyor. Toplamda şu an Birleşik Devletler'de bulunan tüm profesyonel futbol ve beyzbol stadyumlarını dolduracak kum taşınıyor. İnternete bakıp da projenin boyutunu görebileceğiniz pek fazla proje yoktur sanırım. Sizin projenizin gelişimini uydu fotoğraflarından izleyebiliyoruz. Evet. Hollanda büyüyor. Evet.
Bunun için bir araya getirilen büyük bir tarama filosu günde yaklaşık 1 milyon ton kum taşıyor. Yani her hafta Hollanda 202 bin metrekare büyüyor. Evet, şu ileride gördüğünüz şey dünyanın en büyük tarama gemilerinden biri aslında. Bu geminin adı Vox Maxima. Bugün gidip o gemiye bineceğim, denize açılacağım ve deniz tabanından neredeyse 30 bin metreküpten fazla kum alacağım. Hadi bakalım, geliyorum. Vox Maxima ve 10 diğer tarama gemisi günde 24 saat, haftada 7 gün çalışarak 4 yıl içinde kara kitlesini oluşturmaya çalışıyor. Kaptan, sanırım limandan birkaç kilometre uzağa gideceğiz, öyle değil mi? Evet. Tarama bölgesi. Aynen öyle. Tonlarca kum alacağız. Evet. Gerçekten tonlarca. Tonlarca kum, 60 bin. 60 bin ton kum. Yaklaşık olarak. Yaklaşık öyle. Sonra da aldığımız bu kumu taşıyacağız ve yeni limana boşaltacağız. Evet. Tarama bölgesi kıyıdan 9,5 kilometre ileride ve oradaki kumun özellikleri kara yapımı için uygun. 30 metre derinlikteki deniz tabanından 60 bin ton kum çekebilmek için gemi belki de dünyanın en güçlü elektrik süpürgesini kullanıyor. Olay şu değil mi? Bu şey deniz tabanı boyunca çekildiği zaman kum yükseliyor. Kanala giriyor ve orada toplanıyor. Evet öyle. Peki ben burada dururken bu aleti çalıştırırsanız beni de çeker mi? Hiç şüpheniz olmasın. Sahi mi? O kadar güçlü mü? Evet, o kadar güçlü. Bu alet 700 ton ağırlığında ve tam 90 bin elektrik süpürgesinin toplamı kadar da güçlü. Bu yüzden dipten topladığı şeyler sadece kum değil. Dipten çok garip şeyler alabilirsiniz. Peki bulduğunuz en garip şey neydi? Mamut parçası. Büyük, tarih öncesi döneme ait. Kaptan, az önce mamut mu dediniz? Evet, bu doğru. Evet. Herhalde o kemikler deniz tabanına milyonlarca yıl önce gömülmüş olmalı. Evet, yani burası kayaydı. Ve mamutlar buralarda koşuyordu. Ve şimdi deniz. Ama mamutların kalıntıları hala deniz tabanında duruyor ve bazen biz onları alabiliyoruz. Vay. Bu alet bir ayrım yapmıyor. Yoluna çıkan her şeyi yutuyor. Evet. Milyonlarca ton suyla tabandan koparılan kumu yukarı çekmek bu iş için yeterli olmuyor. Alet öncelikle son derece güçlü hidrolik püskürtücülerle saatte 193 kilometre hızla su püskürtüp kumu çözüyor. Kaptan! Aman tanrım! İşte güç bu. Bu gerçekten çok güç. Acayip bir şey. Demek kumu çözen alet bu, öyle mi? Evet, deniz yatağında suyu püskürtüyoruz ve kumu oluğa daha kolay çekebiliyoruz. Yani elektrik süpürgesi tabanda ilerlerken bu suyu kumun içine püskürtüyor ve kumu karıştırıyorsunuz. Evet. Bu onu çözüyor ve daha kolay çekilmesini sağlıyor. Evet, en doğru yol bu. Bayıldım. Pekala kaptan. İndirelim. Gönder hadi. İki devasa 80 tonluk vinç vakum aletini deniz tabanına indiriyor. İnanılmaz bir şey. İşte gidiyor. Evet, gidiyor. Gerçek bir canavar. Evet, doğru. Bu gerçek bir canavar. Yani bir filmden çıkmış gibi görünüyor. Vakum pompası çalıştırılınca gemi her dakika tabandan tam 500 ton kum çekmeye başlayacak. 2 dakika sonra alet tabana indi ve kumu çekmeye başladı. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde zor bir sabah geçiren 2 ya da 3 yengeç olduğunu eminim. Evet, doğru. Başları dertte. Kum yukarı çıkınca 34 milyon litre suyla karıştırılıyor. İşte geliyor. Geminin ortasındaki bir oluğa alınıyor ve içindeki su boşaltılınca geriye sadece 60 bin ton kum kalıyor. İşte bu yüzden buradayız, öyle değil mi? Bu yüzden buradayız, evet. İşimiz bu. Kara altın gibi bir şey. Buradaki kum yeni bir kara inşa etmek için gereken özelliklere sahip. Çok kalın olursa yerine çok zor püskürtülüyor. İnce olursa çok çabuk erozyona uğruyor. Kaptan, deniz tabanının böyle değerli olabileceğini düşünmezdiniz, öyle değil mi? Evet, ama değerli. Buradan çıkardığımız kumla yeni bir kara kitlesi yapıyoruz. Kara mülk demek. Mülk de değerlidir. Hem bu sizler için yeni bir teknoloji de değil. Yo, biz bu işi yüzyıllardır yapıyoruz. Deniz seviyesinin altında yaşıyoruz. Bu yüzden hep suyla savaşmamız gerekir. Yani konu ister su yolları, ister bentler, ister kanallar olsun. Her ne olursa. En idare ettiğiniz şey su. Kara ve su. Evet. Hem de yüzlerce yıl. Atalarımızın tümü bunu yaptı. Biz de bunu yapıyoruz. Sadece daha büyük ve daha karmaşık. Bu ekip dünyanın her köşesinde yeni alanlar inşa ediyor. Şangay'ın kent merkezi büyütme projesinden Dubai'nin adalarına kadar.
Yani dünyada bir yer ülkesinin topraklarını büyütmek istediğinde Hollandalılara geliyor. Bu doğru. Hazinenin içinde artık Hollanda'yı 2000 metrekare büyütmeye yetecek kadar kum bulunuyor. Gemi 9,5 kilometre geri dönüyor ve kumu yerine boşaltıyor. Kaptan, gemi artık dolu. Doğru. Yeterince kumumuz var. Evet. Gidip kara yapalım. Gidelim. Vox Maxima projede gösterilen yerine ulaşıp hazır duruma gelince kumu topladığı hızın 2 katı bir hızla boşaltıyor. Bunun için saatteki hızı 97 kilometre olan ve saniyede 14 ton kum püskürtebilen dünyanın en güçlü... Aman tanrım. ...basınçlı hortumunu kullanıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu işleme gökkuşağı deniyor. 120 santimetrelik hortum başı sayesinde kum 183 metrelik bir yay çiziyor. Ve geminin yükü sadece 1 saatte boşaltılıyor. Kaptan, burada konuşurken gözlerimin önünde yeni bir kara kitlesi oluşturduğunuzu görebiliyorum. Evet, bu doğru. İnanılmaz bir şey. Şu tarafa bakıyorum ve orada hem gemiyi hem de oluşan alanı görüyorum. 2 hafta önce burada gördüğüm ne olurdu? Su. Yani bu kara parçası. Evet. Şuradan şuraya uzanan gördüğüm bu alan 2 hafta önce burada yoktu. Yoktu. Liman projesi tamamlandığında Hollanda'ya eklenmiş olan alanın büyüklüğü yaklaşık Central Park'ın 3 katı kadar olacak. Birazdan bu kadar şeyle 14 yıl yılbaşı partisi yapılır. Dünyanın en büyük gemisini bağlamak için dünyanın en ağır halatlarından biri kullanılıyor. Hadi çek. Çekiyor, hadi. Suyun içine düşeceğim. Ticari gemi taşımacılığı hepimizi etkiler. Aslında şu an oturma odanıza bakarsanız sahip olduğunuz eşyanın neredeyse tümünün size bir gemiyle getirildiğini görürsünüz. Ticari malların %95'lik bir bölümü sizlere bir konteyner içerisinde taşınarak ulaşır. Şimdi bu önemli noktayı vurgulamakta yarar var. Eğer Rotterdam'a bakacak olursanız limanda 30 bin konteyner olduğunu göreceksiniz. 2 gün sonra buraya geldiğinizde bunların hepsi yerine gönderilmiş ve yenileri gelmiş olacak. Son 10 yılda küresel konteyner taşımacılığı 2 katına çıktı. Günümüzde dünyanın en büyük gemileri 400 metreye ulaşan devasa konteyner gemileri. Onları barındırmak için Rotterdam Limanı 13 kilometrelik ek bir park alanı yapacak. Ancak bu büyüme gerçekleşene kadar bu büyük gemilerden biri bile limanın tümünün trafiğini engelleyebilir. Şu anda saat akşamı 8'i. Gördüğünüz gibi güneş batmaya başladı. Biz de burada bekliyoruz. Çünkü birazdan dünyanın en büyük gemisi olan Edith adındaki gemi bu gece Rotterdam Limanı'na demir atacak. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda ve ağırlığı tam tamına 150 bin ton olan Edith, E sınıfı diye bilinen devasa boyuttaki 8 özel gemiden biri. Üzerinde 14 binden fazla konteyner bulunuyor. Ve donmuş gıdadan düz ekran televizyona kadar her şeyi taşıyabiliyor. Patrick, şu an gördüğüm şey dünyanın en büyük gemisi, öyle değil mi? Evet. Daha büyüğü yok, bu kesin. Daha büyüğü. Heyecan verici. İnanılmaz. Bu inanılmaz büyüklükte bir şey. Acayip büyük. Yani üzerinde kaç televizyon var? Ne kadar sushi? Ne kadar hazır çorba? Şu anda bu gemide kaç tane masa oyunu var dersin? Çok fazla. Bu kadar şeyle 14 yıl yılbaşı partisi yapalım. Evet. Edith, Titanic'in 3 katı büyüklüğe sahip. Bu yüzden o limandayken daha küçük gemiler dışarıda beklemek zorunda. Geminin bu kadar yakınında olunca işte o zaman ne kadar büyük olduğunu gerçek anlamda anlıyorsunuz. Mesele de bu zaten. İşte bu yüzden limanı büyütüyorsunuz. Evet. Edith değerli liman alanını doldurduğu için Rotterdam'daki ekip 3500 konteyneri indirip yüklemek, bakım işlemlerini yapmak ve bu gemiye 4 milyon dolarlık yakıt yüklemek için koşuşturuyor. Bütün bunların güven içinde yapılması için Edith'in öncelikle limandaki bir yere bağlanması gerek. Bu beton yapının adı iskele duvarı. Patrick, Edith'i buraya getiriyorlar. Onu iskele duvarına yaklaştırıp işlemlere başlamak için ne yapıyorlar? Edith gemisi buraya gelince evet, onu yatay olarak çekerek iskele duvarına yanaştırıyorlar. Sonra da liman görevlileri, sizin adamlarınız onu buraya bağlar. Evet, bu doğru. Ben 11 yaşındayken küçük bir teknemiz vardı ve onu limandaki bir noktaya bağlardık. Yani aynı şeyi yapacağız ama bu defa dünyanın en büyük gemisiyle, öyle değil mi? Evet. Böyle büyük bir geminin iyi demirlenmesi çok önemli.
Bir gemi iskele duvarına çarparsa gövdesi parçalanabilir ve duvara zarar verir. Bu da ciddi bir maliyet demek. Oh, halatlar geliyor. Edith'ı güvenli bir şekilde bağlamak için her biri yarım ton ağırlığında olan halatlar kullanıyorlar. Gönderin. Burası tamam. Halatları yerleştirmek için 20 liman görevlisi ve 2 kamyon gerekiyor. Evet, şu anda onların gemiyi nasıl limana bağladığını, bunun için neler yaptıklarını görüyorsunuz. Kalın bir halat gemiden kıyıya bırakılıyor. Halatı aşağı bırakıyorlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu halatı alacağız, onu bir kamyonun arkasına bağlayacağız. Halatı gerdireceğiz ve böylece ağır halatı yerine geçireceğiz. Ve en sonunda da gemiyi buraya sabitleyeceğiz. Hey, 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 dikkat. İşte geliyor, geliyor, işte geliyor. Evet, geçti, tamam. Bu Edith'ı bağlamak için ekibin kullandığı 12 halattan ilki. Orta kısımda bulunan 4 halattan biri ve gemiyi iskeleye yanaştırmaya yarıyor. Bu 4'ü bağlanınca prova bölümünden 4 halatı bağlıyorlar ve geminin geriye sürüklenmesine engel oluyorlar. Arkadaki 4 halat da geminin ileri sürüklenmesine engel oluyor. Halatların tümü yerine geçince gemideki bir vinç 23 bin kiloluk bir güçle bu halatları geriyor. Arkada. Evet, çekiyor. Çekiyor evet, işte. Tamam. Ah, suyun içine düşeceğim. Gel çok kaygan, geride durun. Tamam, hadi onu getirelim. Canavarı bağlayalım. Tamam. Bana biraz gönderin beyler. Ah, evet işte. Buraya gel. Ve çek. Çek. Ah. Başardık. Bağlandı. Bitti mi? Artık gidebilir miyiz? İş bitti mi? Şuraya çekmemiz gerek. Biraz daha ha. Bu çok büyük. Onun sürüklenip gitmeyeceğinden gerçekten emin misin? Evet. Sahi mi? Bağlanacak olan son 4 halat arkadaki halatla. Onların geminin ortasındaki halatlara dolaşmasını önlemek için geliyorum. İskele görevlileri bir tekneyle halatları iskele duvarına çekiyor. Evet, artık teknenin kontrolü bizde. Geriye doğru gideceğiz, yerimize geçeceğiz. Önce ileri mi gideceğiz yoksa geri mi? Önce ilerle, sonra dön. Tamam. Evet, ilerliyorum. Biraz daha güç verelim. Aha, işte gidiyoruz. Şuna bakın, biliyor musunuz? İçinde bulunduğum küçük tekneden bakınca ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Edith'in büyüklüğüne bir bakın. Şu anda tıpkı filin yanındaki bir karınca gibiyiz. Evet. Burası uygun mu Peter? Evet, çok iyi. Evet, artık yerimize geçtik. Tamam, halatı gönderin. Edith'in güvertesindeki bir denizci halatı 10 kat yükseklikten aşağı bırakıyor. Dikkat et, pervaneye takılma. Aman tanrım. Bu kadar büyük bir geminin halatlarıyla uğraşmak oldukça zor bir iş. Çünkü suyun altındaki 10 metrelik devasa pervaneler girdaplar oluşmasına neden oluyor. Geri gidiyorum Peter. Biraz dönmen gerekecek. Aha, biraz daha mı? Geriye mi? Dur! Hop! Evet, halatı aldı işte. Aferin, çok iyi bayım. Gidiyorum. Tamam, tam gaz gidelim. Pardon. Evet, gidiyoruz. Biraz daha gaz. Yerimize geçelim ve halatı oven'a verelim. Tamam, tamam, tamam. Son bağlama halatı da güvenle sudan çekildi ve iskele duvarına bağlandı. Aferin oven, güzel. Artık geminin halatları gerilip iskeleye sabitlenebilir. Biraz önce dünyanın en büyük gemilerinden birini limana bağladık. Evet, öyle. Bu hayatta bir kez yaşanabilecek bir şey. Bu böyle pek sık yaşanmaz. Çok az kişi bunu yapabilir. Biz yaptık. 14.300 konteyner artık gemiden limana taşınabilir. Gerçekten müthişti. Çok teşekkür ederim. Benim için zevkli. Gerçekten çok iyi. Önemli değil. Birazdan dünyanın en derin limanlarından birini yapmak için... Evet, başlıyoruz. Yükseliyor. 42,5 metrelik inşaat demirinden kaçabilmek gerek. Gel gel gel, buraya gel. Olamaz, frenleri koymayı unuttular. Rotterdam Limanı'nın iskele duvarı bu proje sayesinde 13 kilometre daha büyümüş olacak. 7 milyon 700 bin metrekare üzerine yapılacak bu alan, son 10 yılda dev gemilerin artışıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak. Burası araba yarışlarındaki pit alanları gibi görev yapıyor. Gemi yanaşıyor, bir miktar yük boşaltıyor. Sonra gemiye yeni mallar yükleniyor. Burada amaç bu işlemi en etkin şekilde yaparak gemiyi hemen denize geri göndermek. Yani operasyonun başarısı tümüyle basit bir sorunun cevabına dayanıyor. Bir konteyneri gemiden alıp depo alanına ne kadar hızlı gönderebilirsiniz? Rotterdam'daki ekiplerin 3500 konteyneri boşaltıp yüklemeleri için sadece 24 saatleri var. 400 metre uzunluğundaki devasa yük gemisi Edith, 14.000 konteynerin yarısını güvertenin üzerinde, yarısını aşağıda taşıyor.
Aşağıda dünyanın en büyük 23 yük ambarı var. Ambarlar 9 kat derinliğinde ve vinç operatörü oradaki yükleri 46 metre yüksekten idare etmek zorunda. Bu işin en hızlı şekilde yapılabilmesi için geminin üzerinde her vinçle bağlantılı olarak çalışan ve ona yön veren bir görevli var. Omar, şu anda geminin güvertesinde duruyoruz, öyle değil mi? Evet. Ve en kısa sürede bu gemiyi limandan denize göndermek istiyoruz. Evet, kesinlikle. Bu normal değil mi? Evet, normal. Burada işler böyle yürüyor. Evet, böyle yürür. Peki burada sana ne iş düşüyor? Ben Vinç'in gözleri gibiyim. Yardım için buradayım yani. Vinç yükleri dağıtıcı denilen bir platformla boşaltıyor. 4 hidrolik parçasıyla 100 tonluk yükleri bile rahatlıkla kaldırabiliyor. Aha, ıskaladı. Aslında altındaki o parçaları bu 4 nokta üzerine oturtması gerekiyor. Doğru. Yukarıdan bunu görmek çok zor. Evet, bu yüzden o görmezse ben yardım ediyorum. Her şey normal. Her şey normal. Aman tanrım. Operatörün önce 30 tonluk ambar kapağını kaldırması gerekir. Evet. Omar, hadi. Bu çok korkunç. Bu iş bitince Omar ve vinç operatörünün 60 konteyneri dışarı almak için sadece 2 saati var. Şunun büyüklüğüne bir bakın. Güneşi kesiyor. Evet. Kapak açıldığına göre yenilerini yerleştirmek için bu konteynerları çıkarmamız evet, gerek. Evet, sadece şu tarafta. Allah canına. Arkana dikkat et, arkana dikkat et. Öyle kal, kıpırdama. İnanılmaz bir şey. Bu tıpkı koca bir kamyonun bir anda yüzünün önünden geçmesi gibi bir şey, öyle. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Ambardaki yükü boşalttıktan sonra güvertenin üzerinden de 1200 konteyner indirmeleri gerekiyor. Sonra İdita yeni yükler taşınacak ve gemi gidecek. Limandayken mevcut iskele duvarının 400 metresini tek başına işgal ediyor. Kaptan, burada büyük bir gemi var ve iskelenin %80 ila 90'lık bölümünü işgal ediyor. Dışarıda da bekleyen başka gemiler var. Bu doğru, evet. Limanın diğer tarafında, o tarafta beklemek zorundalar. Hepsi bizim çıkmamızı bekliyor, öyle. Yani bütün mesele de bu, öyle değil mi? Mesele kullanım alanının sınırlı olması. İskele duvarının tümü bu kadar. Evet. Ve şu anda onu dolduruyoruz. Evet, dolduruyoruz. 3 yıl içinde bu sorun çözülecek. Yeni bölüm açıldığı zaman 1200 metrelik bir iskele duvarı kullanıma girecek. Üstelik bu alan 5 dev gemiye aynı zamanda hizmet verebilecek. Tamamlanan limanın iç kenarı işte burası olacak. Gemiler de buraya gelecek. Yanaşıp yüklerinin tümünü boşaltacak. Sorun şu ki 15 bin farklı çelik konteyneri bir kumsala boşaltmak pek mümkün değil. Bu yüzden iskele duvarı denen şey yapılıyor. Aslında bu 1200 metre uzunluğunda, 43 metre derinliğinde beton bir duvar ve kumun içerisine gömülüyor. Rotterdam'ın yeni iskele duvarı tam 150 bölümden oluşuyor. Her biri 7,5 metre uzunluğunda, 120 santimetre eninde. Neredeyse özgürlük heykeli yüksekliğinde ve doğruca ıslak kumun içine inşa ediliyor. Yapının tümü tamamlandığında duvarın liman tarafı boydan boya taranacak ve geriye sadece düz, dünyanın en derin iskele duvarı kalmış olacak. Yani bu devasa su ve kumla dolu alet yerin dibine 43 metrelik bir dikdörtgen kazıyor, öyle değil mi? Bu doğru. Bu büyük bir alet. Evet, büyük bir alet. Çok büyük bir donanım. Ama gerekli. Derin bir delik kazıyor. Derin bir delik. Duvarı yapmak için ekip önce yükleme kepçesi denen özel bir kazıcı kullanarak 14 kat derinliğinde bir çukur kazıyor. Normalde ıslak kum kazıldığı anda dağılır ve tekrar kazılan deliğe dolmaya başlar. Buna engel olabilmek için her çukur yoğun bir kil ve su karışımı olan bentonitle dolduruluyor. Bu durumda bentonit kumun açtığınız çukura evet, tekrar dolmasına engel oluyor, öyle bir değil mi? Bir bakıma çukuru sabitlemiş oluyor, yoksa tamamen çöker. Çünkü bunu 6 yaşındaki çocuklar bile bilir. Kumda bir çukur kazarsanız evet, hiçbir işe yaramaz. Bir sonuca ulaşmaz. İşe yaramaz. Kum tekrar o çukura dolar. Bu yüzden bentonit kullanıyoruz. Çukur sabitlendikten sonra ekip iskele duvarına güç verecek kafes demiri yerine yerleştirme aşamasına geçiyor. Öncelikle bir vinç 17 tonluk kafesi dikey bir konuma getiriyor. Sonra da çukurun içine indiriyor. Bu sırada kafesin zarar görmemesi için her birleşme yeri kaynakla birbirine tutturuluyor. Kafesin tümü başka bir yerde hazırlanıyor ve şantiyeye teslim ediliyor.
Daha önce bu programda tonlarca inşaat demiri gördünüz. Ama şimdi göreceğiniz biraz farklı. Genellikle inşaat demiri parça parça yerleştirilir. Birbirine bağlanır ve o inanılmaz çelik ağ oluşur. Ama burada 14 katlı kafesin tümü kaynaklanmış, hazır halde fabrikadan geliyor. Gidiyor. Gidiyor. Aman tanrım. Geri çekilin. Frenleri koymayı unuttular. Geri çekil, geri çekil. Tanrım. Ara vermek ister misin? Her şey yolunda. Sorun yok. Vinç inşaat demirini yerinden almadan önce hiç kimse tekerleklerin önüne bir şey koymamış. Bu yüzden Vinç yükün birazını alınca kamyon yürümeye başladı. Deliğe girdi. Evet, artık onu deliğe geçirdi ve böylelikle bu ağır demir parçası, bu kafes ikinci kez vinçle kaldırıldığı zaman altında duran kamyon hareket etmeyecek. Evet, işte başlıyor. Güvenlik. Güvenlik, önce güvenlik. Ben Deli. Audrey. Audrey, sen vinç operatörüsün. Evet. Bir dakika, bu işi sen yapıyorsan şu anda vinçte kim var? Dikkat et. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Evet, bu ikinci oldu. Bu ikinci. Daha önce çok ağır şeyleri kaldırdık. Bu o kadar büyük değil ama olan oldu işte. Kafes döndü ve neredeyse birine çarpıyordu. İyi misin? Evet. Pekala, işte başlıyor. Yukarı mı? Evet. Yavaşça kalkıyor. Vay, 14 kat yüksekliğinde tek parça bir inşaat demiri pek de sık görebileceğiniz bir şey değil. Her kafes yüzlerce farklı çelik parçasından oluşuyor. Çok uzun. Tanrım. İlk kez dikey konuma gelmesiyle yapılan 3000 kaynak da sınanmış oluyor. Kaynak yapılıyor ve kaynak iyi olmadığı zaman o zaman kayabilirler. Kayabilirler. Yani çok tehlikeli. Gerçekten. 90 derecelik açıya ulaşınca vinç operatörü duruyor ve kaynakların sağlamlığını kontrol ediyor. Evet, şu anda dikey konuma geldi. Ve vinç operatörü onu birkaç dakika bu pozisyonda tutarak kaynakların sağlam olup olmadığını kontrol edecek. Şimdi iyi görünüyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu 14 katlık devasa bir demir kafes ve onu sadece bir işçiyle bu vinç idare ediyor. Birazdan bu kafesin tümü doğruca yerin derinlerine gönderilecek. Pekala, yoldan çekilin. Yolculuk başlıyor. İşte geliyor. İnanılmaz bir şey. Nereye? Buraya mı? Tamam, bu taraf bende. Evet, onu hizaladık. Artık aşağı iniyor. İyi görünüyor. Bu müthiş bir şey. Yani bu inşaat demiri yavaşça aşağı iniyor. Şuna bakın. Daha inecek bu kadar yer var. Kafes dip kısmı ulaştıktan sonra betonla kaplanacak. Gücü artırmak için ekibin demir kafesi çukurun tam ortasına yerleştirmesi gerekiyor. Evet, bu buradaki bu beton parçası kılıf denen şeyi oluşturuyor. Kılıf duvarın kenarıyla inşaat demiri arasında kalan bu alandır. Böylelikle bu parçanın alanın ortasında bir yerde betonun içine gömüldüğünden emin oluyoruz. Evet, şuna bir bakın. Artık tamamen hizalı durumda. Vinç uzaklaşmaya başlıyor. Gidişine bakın. Artık demir kafesimiz hızla aşağı iniyor. Ve biz de beton için hazırız. Duvarın bu bölümü için 25 kamyon beton gerekiyor. Ki bu kadar betonla 2,5 kilometrelik bir kaldırım yapılabiliyor. Bu gece beton oturunca dünyanın en derin iskele duvarının 1/4'ü tamamlanmış olacak. Evet, işte gördünüz. Şu ana kadar 2 kamyon geldi. Bu gece bu rakam 25 olacak. İşleri bittiğinde 1200 metre uzunluğundaki iskele duvarının bir paneli, yani bu yeni limanın iç kenarı bitmiş olacak. Birazdan tuvalet Star Wars'tan çıkmış gibi. 40 tonluk konteynerları 4 kat yüksekliğindeki bir vinçle taşıyacağız. Bu çok garip. Motorlu taşıtlar dairesinin önünde kuyrukta beklerken R2-D2'yu da gördün mü? Ama önce, eğer Rotterdam Limanı Avrupa'nın en büyük limanıysa dünyanın en büyük limanı hangisidir? Cevabı az sonra. İşte sorunun cevabı. Dünyanın en büyük limanı Singapur Limanı'dır. Her yıl bu limandan 30 milyon konteyner taşınır. Rotterdam Limanı'nın yeni bölümü tamamlandığında her gün 40 bin yük konteyneri bu limanın içinden geçecek. Uç ucu eklendiklerinde bu konteynerler yaklaşık 240 kilometreyi buluyor. Yani New Jersey eyaletini bile geçiyor. Ama bu büyüme tamamlanana kadar mevcut liman konteyner trafiğiyle baş etmeye çalışıyor.
Trafik her yıl dünya çapında %10 artıyor. Yani her şey tamamen bununla ilgili. Bir yük konteyneriyle. Yaklaşık 2,5 metre eninde, 3 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğunda. Yani yaklaşık olarak 85 metre küplük bir alana sahip. Şimdi bir yıl içinde bu alandan 11 milyondan fazla sayıda konteyner geçiyor. Rotterdam son derece etkin çalışan hızlı bir yükleme ve boşaltma işlemi yürütüyor. Ve buradaki konteynerler limandan geçtikten sonra yaklaşık 1 milyon tıra, 10 bin trene ve binlerce küçük gemiye aktarılıyor. Ve Avrupa'ya dağıtılıyor. Arkamda duran Edith gemisiyle en az 15 bin konteyner her yöne taşınıyor. Tesadüfi gibi görünse de şu mavi, şu kırmızı ya da şu beyaz belirli bir düzen içeriyor. Hepsi coğrafyaya göre düzenlenmiş. Nasıl açıklayayım? Şuradaki yığın Singapur'a gidiyor. Şurada duran diğer grup Hong Kong'a. Şuradaki Louisiana'ya gidecek. Ve şurada duranlar da Rotterdam'da indirilecekler. Andre, bir gemi iskele duvarına yanaşıyor. Üzerinde de 10 binden fazla konteyner var. Evet. Senin görevin de 4 bin tanesini boşaltmak değil. Ama siz bu konteynerları boşaltırken öylece bekliyorlar. Yani bir yük taşıyamıyorlar. Para da kazanamıyorlar. Yok, hayır. Hızlı olmak gerekiyor. Denize dönmek istiyorum. Doğru. Başka bir liman, başka bir teslimat evet. için. Yani gemideki yükleri boşaltıp yeni yükler almak evet. istiyorlar. Ve başka bir limana gitmek. En kısa. Gemideki yük 600 tonluk bir gezer köprü vinçle boşaltılıyor. Konteynerları gemiden alıp limana indiriyor. İnanılmaz bir şey. Artık yukarı onun yanına gidebiliriz evet. değil mi? Vinç operatörünün yanına. Tabii ki. Dünyanın en büyük gemisi olan Edith için 5 vincin birden birlikte çalışması gerek. Her biri her 2 dakikada bir konteyner indiriyor. Evet, gidiyoruz. Yukarı mı? Vinç operatörleri limanın 15 kat üzerindeki bir kabinde oturuyor. Vay. Evet, bu noktadan İşin ciddiyetini daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Şuna bakın. Bu işin kapsamını gösteriyor. Buradaki binlerce farklı konteyner bu geminin üzerinden alınıp karaya çıkarılıyor. Bu işin gerçekleşmesini sağlayan kişilerden biri de işte hemen şurada bakın. 65 metrelik boşta duran bir kol üzerinde kayan bu özel gezer köprü vincin adı Rıhtım Vinci. Ve dağıtıcı denen bir platformla yükleri kaldırıp limana indirebiliyor. Merhaba bayım. Merhaba. Ben Danny. Peter. Peter, memnun oldum. Hoş geldin. Peter, sen vinç operatörsün. Evet. Burası senin evin. Burası evim, evet. Yani çalışırken. Evet. Peter, senin odan burası. Evet. Bu senin havada asılı duran döner kontrol bölümü. Evet. Burada çok şey oluyor. Hı-hı. İki kontrol kolu, 12 düğmem var. Şurada da bir dokunmatik ekran. Birkaç düğme daha ve bir kamera var. Evet, ama daha çok aşağı bakıyoruz. Sürekli aşağı mı? Sürekli aşağıya. İnanılmaz. Peter aşağıda yaptığı işleri şeffaf kabin tabanından izliyor. Evet dostum, marifetlerini göster. Tamam. Çok hızlı gidiyor. Evet, çok hızlı gidiyor. Önce 2,5 santimetre kalınlığında 4 çelik kablosu olan dağıtıcıyı indirip konteyneri tutuyor. Peter şu anda dağıtıcıyı indiriyor. Hizaya getirip konteyner alıyor ve götürüyor. Limanda. Bu iyi mi? Bu iyi mi? Normal bir şey. Evet, biri bitti. Aa, yani indi mi? Evet. Şu beyaz ışık. Evet. Onun yere indiğini gösteriyor. Oturduğunda da kırmızı yanıyor. Şuna bak, onu indirdin. Biri bitti bile. Dağıtıcının 4 hidrolik tutma noktası 60 ton yük kaldırabiliyor. Sonra geriye doğru gitmeye başlıyoruz. İşte yolculuğumuz başlıyor. İçinde ne olduğunu merak ediyor musun? Hiç fark etmez. Bunun önemi yok mu? Hayır, hayır. Eğer bunu düşünecek olursam, yani içinde televizyon olduğunu bilirsem dikkat ederim. Ve heyecanlanmaya başlarsın. Peter konteyneri alıyor ve 36,5 metre aşağı indiriyor. Oradan alınan konteyner parkın içine taşınıyor. Şuna bak. Vay. Bu tam 41 ton. Bu konteynerin ağırlığı evet, da mı? Evet, evet. 41 ton mu? Evet. İçinde oyuncak ayı olmadığı kesin. Yo. Peter ve diğer vinç operatörleri şu ana kadar 82 milyon kiloluk malı limana indirmiş durumda. Gemiden aldıkları her bir konteynerden sonra Edith'in güvertesindeki tehlikeli bir durum daha çok önem kazanıyor. Sorun şu, Rotterdam Limanı gemideki bu konteynerların tümünü karaya indirdikten sonra birdenbire geminin ağırlığında bir dengesizlik oluyor. Yani burada esas nokta gemide hiç durmadan bir konteyner trafiği sürüp giderken geminin önden arkaya soldan sağa dengeli kalması nasıl sağlanabilir?
Edith üzerinden alınan yüklerin dengelenmesi için 31 safra tankı kullanıyor. Konteynerler güverteden alındığı sırada aşağıdaki safra tankları su alıyor. Yükün dengeli kalmasını ve geminin düz durmasını sağlıyor. Safra tanklarıyla bu tür sorunları düzeltebiliriz. Yoksa geminin prova bölümünün kendi kendine oynadığını görebilirsiniz. Konteynerların ağırlığı yüzünden mi? Evet öyle, evet. Yukarı aşağı ve yanlara doğru hareket eder. Vay, inanılmaz bir şey. Evet. Bu inanılmaz bir yolculuk. Tonlarca konteyner var ve onları hiç endişe etmeden taşıyorsunuz. Bu işi gemi yüklendiği için bir de bunu düşünmeniz gerekmiyor, öyle değil mi? Hayır. Yük indirme işlemi tamamlanınca ve safra tankları gemiyi dengeleyince Edith 3500 yeni konteyner almak için hazır oluyor. Ve Şangay'dan Long Island'a kadar pek çok yere gidiyor. Gönderilecek konteynerler yığınlar halinde 300 sıra uzunluğunda 20 konteyner derinlik ve 3 konteyner yüksekliğinde bekliyor. Bu konteynerler özel bir araçla taşınıyor. Bu özel taşıyıcı bugüne kadar gördüğüm en garip görünümlü araçlardan biri. Bu alet Star Wars'tan çıkmış gibi. Bu 40 tonluk seyyar vincin kabini yerden 12 metre yüksekte. Merhaba bayım. Merhaba. Ben Danny. Patrick. Patrick. Evet Patrick, bir bakıma 4 katlı bir binanın tepesinde gibiyiz ve sen bu aracı buradan idare ediyorsun. Evet. Tamam, işe koyulalım. Kontrol aletlerin, direksiyonun, pedalların, bilgisayarların var. Aradığın her şeye sahipsin. Patrick. Evet. Hadi başlayalım. Tamam Dan. İşte gidiyoruz. Bu alet yana doğru da gidiyor. Bu da ne böyle? Evet. Böyle bir şey görmedim, bu çok garip. Kendi kendine gidiyor. Ama şu anda onu sen idare ediyorsun. Evet tabii. Bu alanda 80 seyyar taşıcı bulunuyor. Her biri saatte 10 konteyner taşıyabiliyor. Bu çok garip. Motorlu taşıtlar dairesinin önünde kuyrukta beklerken R2-D2'yu da gördün mü? Limanın yerleşimi tıpkı bir kent gibi. Sıraların her birinin sokak numarası var ve her konteynerin belli bir adresi ve seri numarası bulunuyor. Patrick, şu an bulunduğumuz yer 190. cadde ve 15'te 16. sokağın köşesindeyiz. Buradan BTCKU995089-640'ı gemiye götüreceğiz. Evet. Biz limuzin şoförüyüz. Evet. Şimdi bu bloğun ortasına kadar gideceğiz ve yolcumuzu alacağız. Şuna bakın, işte buna bu yüzden seyyar taşıyıcı diyorlar. Patrick'le ben konteynerların arasında yavaş yavaş gideceğiz ve gerekli noktaya ulaşacağız. Şurada Patrick değil mi? TCKU. Evet, bu aradığımız bu kişi. Bu mu? Patrick 30 tonluk konteyneri 12 metreye kaldırmak için vinçleri kullanıyor. Sonra onu saatte 24 kilometre hızla Gezer Köprü vincine götürüyor. İşte gemimiz. Nereye gidiyoruz Patrick? Üçüncü şeride. Üçüncü şerit. Gemi ayrılana kadar taşıyıcılar 2000 konteyner daha taşıyacak. Yani 68 milyon kilodan fazla yük buradan alınıp gemiye götürülecek. İşte tamam. Bay TCGL1189 artık yerine ulaştı. Evet. Onu buraya getirdik. Vinç onu gemiye koyacak ve yola çıkacak. Evet. Birazdan yeni bir kara için tam 60 bin ton kum dağıtılıyor. İşte geldi. Ve saatte 97 kilometre hızla püskürtülüyor. Kum böyle taşınıyor. Onu suyun içine koyuyorsun ve su gereken her şeyi yapıyor. Hollanda'da arazinin %20'si deniz seviyesinin altında. Bu yüzden Hollandalılar su üstünde kalmanın yollarını, arazi inşa etmeyi iyi biliyor. Bu yeteneklerini dünya çapında kullanarak Dubai'den Hong Kong'a pek çok proje gerçekleştiriyorlar. Şu anda dünyanın en büyük toprak kazanma projesini kendi ülkelerinde yapıyorlar. Rotterdam Limanı'nı yaklaşık 7 milyon 700 bin metrekareye büyütüyorlar. Yani yeni araziler inşa etme konusunda Hollanda bir numara, öyle değil mi? Bu doğru, evet. Bu işi iyi bilmek durumundayız. Bildiğiniz gibi Hollanda çok uzun yıllar suyla savaş halinde zaten. Yüzyıllardır. Evet, doğru. Evet. Ama daha önce Avrupa'da bu ölçekte bir şey yapılmadı. Bu doğru, evet. Bu boyutta bir proje için iki farklı arazi yapım yöntemi gerekiyor. Yeni Yarımada'nın kenarı boyunca tarama gemileri kumu 183 metre uzaklığa yüksek bir basınçla püskürtüyor. Sonra kara kitlesinin ortasını doldurmak için ekip boru tahliyesi denen sistemi kullanıyor. Uç ucu eklenen 9 metrelik çelik borular kumu 20 saniyeden kısa bir sürede 1,5 kilometre ileri pompalıyor.
Bu durumda istediğiniz miktardaki kumu istediğiniz her yere boru ekleyerek taşıyabiliyorsunuz. Evet, bu doğru. Yani bu resmen bir petrol hattı gibi. Boruyu gemiye bağlayıp o hattın devamını istediğiniz yere kadar çekiyorsunuz. Evet, öyle. Yükselen deniz seviyesi ve fırtına dalgaları nedeniyle yeni arazi deniz seviyesinden 4,5 metre yükseğe yapılmak zorunda. Bu 16 bin metrekarelik bölüm bitmek üzere. Sadece 60 bin ton kumun taşınması gerekiyor. Kumu 800 metre içeriye buraya getirmek için ekip ucuca eklenmiş 30 boru kullanarak şantiye alanına ulaşmış oluyor. Bu borularla ister bu yöne ister bu yöne gidebilirsiniz. Bu borularla belli bir yol oluşturup kumu istediğiniz noktaya dökersiniz. Evet, her yöne gidebilirsiniz. Son bağlantılar da tamamlandıktan sonra tamamen dolu bir tarama gemisi denizden 12.750 metreküp kum getiriyor. Boru tahliye sistemine bağlandıktan sonra 20 dakikadan kısa bir sürede taşıdıkları yükü boşaltacaklar. Şuna bakın, bu resmen büyük, turuncu bir göbek bağı gibi. Gördüğünüz gibi turuncu boru ucu geminin ucunda bulunan deliğin tam üzerine oturtulmuş durumda. Bu bağlantıyla gemi dışarı kum pompalamaya başlayabilir. Yavaş yavaş yerine oturmasını bekliyoruz. İşte oturdu. Doğrusunu isterseniz bu iş çok hızlı yapılıyor. Bu gemi buraya bir dakika önce geldi. Turuncu parça yerine yerleşti bile. Ve iki dakika içinde kumun sesini duymaya başlayacaksınız. Buradan 800 metre ileri aktarılacak. Ama kum pompalamak için çok kalın ve ağır bir şey. Onu yerine göndermek için Hollandalılar bir başka kaynaktan, yani sudan yararlanıyor. 0.03 metreküp kumu 26 litre deniz suyuyla karıştırıp bir karışım yapıyor. Bunu 0.1 metrekareye 4600 kiloluk bir basınçla borulardan itiyorlar. Birazdan göreceğiniz şey şu. Su ve kum karışımı bu borudan dışarı akacak ve buradaki alana boşalacak. Sorun şu, kumun buraya gelmesini değil, çok ileriye ulaşmasını istiyorlar. Bu yüzden buraya buldozerler gelecek. Kumda kanallar açacaklar ve böylece su bu kanalların içinden ilerleyecek ve kumu buradan alarak ileri taşıyacak. Şu anda gelmek üzere, akış başlıyor, gitsek iyi olacak. Gidelim. İşte geliyor kum ve suyun karışımı. Su kumu çalışma alanına taşıdıktan sonra iki buldozer karışımı yönlendirecek kanallar kazıyor. Böylece yeni alanın düzgün olması sağlanıyor. İşte kum böyle taşınıyor. Onu buldozerle itmeniz gerekmiyor. Kumu suya koyuyor, bir kanal açıyorsunuz. İşte şuna bakın, su gereken her şeyi yapıyor. Belli bir alandaki kum uygun yüksekliğe ulaştığında buldozerler yeni bir kanal açıyor. Ve karışım artık bu yeni alana akmaya başlıyor. Evet Marcel, şu anda yaptığı şu değil mi? Suyun akış yolunu kontrol ediyor ve böylece kumu istediği yere taşıyabiliyor. Evet, bu doğru. Yani kumu itmiyor. Aslında suyun yönünü değiştiriyor. Buldozerini bir kalkan, bir duvar gibi kullanarak suyu ve kumu istediği koridora doğru getiriyor. Evet, su senin için bu işi yaparken kumu itmeye ne gerek var? Evet, aynen öyle. Kum yerleştirildikten sonra su geri süzülerek Kuzey Denizi'ne gidiyor. Gerisinde de yeni terminalin yapımı için hazır 16 bin metrekarelik bir alan bırakıyor. Ama 1 milyon 170 bin metrekare daha var. Yani tarama gemilerinin kum almak için bu işlemi tekrarlamak üzere 500 sefer yapması gerekiyor. İşin en güzel yanı da şu, Hollandalıların sahip olduğu bu teknolojiyi şu an dünyanın her yerinde kullanabiliyoruz. Evet, biz suyla karayı ayırma konusunda uzmanız. Singapur'daki yeni kent merkezi var. Evet. Hong Kong adası. Evet. Dubai'nin güzel evet. Adaları. Evet, bunlar öyle. Bunlar tarihin en ünlü toprak kazanma projelerinden evet, bazıları. Evet, aynen öyle. Bunu başardık. Ve şimdi bu işi bilmenin yararlarını Hollanda'da da bizzat yaşıyoruz. Bu işi kendi bahçenizde yapabiliyorsunuz. Evet, kendi bahçenizde. 4 ay içinde işleri bittiği zaman Hollanda 7 milyon 700 bin metrekare büyüyecek. Ve Rotterdam bir kez daha dünyanın en büyük limanına rakip olacak duruma gelecek. Aslında Hollandalılar yüzlerce yıl boyunca yeni topraklar kazanma konusunda deneyim kazanmış bir millet. Bu ülke tamamen bunun üzerine kurulmuş. Hollanda gibi bir yer için müthiş olan bir şey daha var. Yeni bir limanın inşaatı için milyarlar harcamak durumundalar. Ama bunun için başkalarının yardımına ihtiyaç duymuyor. Kendi tarihlerine dönerek geleceği inşa ediyorlar.